Yurtdışı Türkler Başkanlığı Başkanlığı'na yeni atanan doçent doktor Kudret Bülbül ve ekibi beraberinde Başkonsolos Hüseyin Emre Engin'le birlikte Köln'de sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ajandamızda onlarla da görüşüp çünkü biliyorsunuz. Köln'de bulunan sivil toplum kuruluşlarından İslam Kültür Merkezleri Birliği ve İslam Toplumu Milli Görüşü ziyaretinin temsilcileriyle görüşen Bülbül, UET'de Köln Genel Merkezi'nde görüşmelerine devam etti. İhlas Holding Avrupa Genel Müdürü Kenan Kubilay'ın da takip ettiği görüşmede Yurtdışı Türkler Başkanlığı Başkanı Doçent Doktor Kudret Bülbül'ün son durağı olan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Genel Merkezi'nde yönetim kurulu adına Başkan Süleyman Çelik'ten bilgi aldı. Yani oy kullanma hakkı kazanmamız büyük bir başarıdır. Bunu da UED'de kazandı. Onu da söylüyorum. Yani herkes de duysun bunu. 2010 yılında uzun bir çalışmanın sonucu olarak Türkiye'deki siyasi partileri gezerek raporları sunduk. Emsal teşkil eden ülkeler sunduk. Sıradan ülkeler bile kendi vatandaşları yurt dışında... Doçent Doktor Bülbül burada UET'de Başkanı Süleyman Çelik'le birlikte basına açıklamalarda bulundu. Bu ziyaretimizde çok fazla konuşmak, çok fazla mesaj vermek, çok fazla görüş paylaşmak için değil, daha fazla vatandaşlarımızı dinlemek, onların görüş ve değerlendirmelerini, önerilerini anlamak amacıyla geldik. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. İki gündür, üç gündür buradayız. Yarın da keza benzer şekilde dinleyeceğiz vatandaşlarımızı. Gerçekten vatandaşlarımız çok coşkulu bir şekilde bizleri karşıladılar. Görüşlerini çok net bir şekilde ifade ettiler. Beklentilerini ifade ettiler. Biz bunları değerlendireceğiz. Yeni yol haritamızda bu değerlendirmelere, görüşlerde yer vererek ilerleyeceğiz. Yurtdışı Türkler ve akraba topluluklarının gelip buradaki vatandaşlarımıza iyi gelmesi bizi onurlandırdı, sevindirdi, mutlu etti. Her zaman problemlerimiz bellidir. Tabii ki zamana göre değişen sıkıntılarımız var. Biz genel problemleri, genel hatlarıyla paylaştık kendileriyle. İnşallah gittiklerinde konuyla alakalı çalışmalar olacaktır. Yurtdışı Türkler Başkanlığı heyeti ve misafirler Köln Başkonsolosluğu rezidansında Hüseyin Emre Engin tarafından verilen resepsiyona katıldılar.